AK Partisi Genel Başkanı Sayın Necmettin Erbakan. Sayın Başkan, çok sayın davetliler, kıymetli misafirler ve muhterem dinleyiciler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün bu salonda hep beraber Demokrasi Kurultayı adı altında bir toplantıda bulunuyoruz. Sözlerime başlarken bu toplantıyı tertip edenlere ve bu toplantıya iştirak edenlere teşekkürlerimi sunmayı bir vazife sayıyorum. Ve bu toplantımızın milletimiz için hayırlı adımlara vesile olmasını diliyorum. Bendeniz konunun özüne girmek istiyorum. Önce bir defa şunu kabul edemeyiz. Yani bizim milletimiz kendi kendine bırakılmış ve kendi işlerini kendisi tanzim edememiş. Hayır, gerçek bu değildir. Gerçek bizim üzerimizde bir modern müstemlekeciliğin tatbik edilmesi. Olayı iyi teşhis etmek mecburiyetindeyiz. Biz millet olarak rahat bırakılmıyoruz. Kendi kendimize bırakılmıyoruz, kontrol altında tutuluyoruz. Biraz önce konuşan muhterem bir konuşmacı, demokrasi bu milletin içine dışarıdan sokuldu dedi. Doğru. İşte o sokan güç, hakiki demokrasi istemiyor ki, o sokan güç demokrasi gibi gözüksün, millet aldatılsın, kendi sömürüsünü yürütsün istiyor. Tohum böyle ekilmiş. Ne olacak? Öyleyse ilk mesele o güçlere figüran olmamaktır. Meselenin özü bu. Bu da lafla olmaz. Bu gerçekçilik ister. Hakikaten samimi olarak bu davaya bağlı olmak ister. Meselenin özü bu. Yoksa lafla konuşarak o kadar güzel şeyler söylememiz mümkün ki, ama bizim çektiğimiz ızdırap demokrasinin kendisinin özünün olmaması, insan haklarının kendisinin olmaması, hukukun bu memlekette üstün tutulmamasıdır. Dünya tarihini incelediğimiz zaman müstemlekecilik nasıl başladı? Önce silahlı harflerle, sonra ne oldu? Sonra arkasından müstemlekeci güçler zaman içerisinde ustalaştılar. Mesela İngilizler Hindistan'da. Baktılar ki bu iş çok kan dökmeye mani oluyor. Ne yapacağız? Yavaş yavaş oranın halkını etkileyecek, eğitecek, onları pelpeleştirecek öyle metotlara başvurdular ki bir umumi valiyle bütün Hindistan'ı sömürmeye başladılar. Şimdi ikinci Cihan Harbi'nden sonra ise, tabirimi mazur görürseniz, daha da gelişkin metotlar tatbik ediliyor. Ya ne oluyor? Yanlış anlaşılmamasının altını çizerek ifade ediyorum. Umumi valiler de adeta o ülkelerden seçilip konuluyor. Daha ustacalar. Amerika ile Rusya dünyayı bölüşmüş. Bu yeni gelişmiş metotlarla bütün dünyayı köle gibi kullanmak istiyorlar. Biz bu meselenin temeline inmezsek onların oyuncağı oluruz. Konuşur konuşur dağılırız. Ama bir netice elde edemeyiz. Şu günkü Türkiye'nin haline bakınız. 6 seneden beri bu memleketi idare eden iktidar, kısaca iki tane rakam bizim halimizi göstermeye kafidir. IMF reçetelerle, IMF kim? Dış sermaye çevrelerinin avukatlık teşkilatı. Bunun özü budur. Onların hakkını korumak için onlar mukabeleyi yapar. Özal imzalar, biz eziliriz. Metot bu. Gele 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 nereye gelmişiz bugün? Senede 8,5 milyar dolar dış sermaye çevrelerine faiz ve borç ödüyor. Ne demek 8,5 milyar dolar? 17 trilyon Türk lirası. Peki biz 60 milyonluk millet kendi devletimizi yürütmek için kaç para ödüyoruz?
Hepimiz biliyoruz ki bu bütçenin 34 trilyon gösterilmesi sadece hayaldir, aldatmacan, başka bir şey değil. Fiili bütçe 11 trilyondur. Bunun 7 trilyonu devlet memurlarının maaşıdır. 4 trilyonu da onun dışındaki bütün devletin cari giderlerin toplamıdır. Her ne kadar bütçede ufak bir kısım yatırım gösteriliyorsa da bu zaten yapılmıyor. Ve geriye kalan kısmı da bütçenin açığıdır. Ve dış ve iç borçların ödenmesi için konulan karşılıklardır. 60 milyonluk insan kendi devletini sürüklemek için 11 trilyon ödeme yapıyor. Bu 60 milyon insan dış sermaye çevrelerine 17 trilyon ödüyor. Siz hiç yeryüzünde böyle bir ülke gördünüz mü? Böyle çarpık bir devlet gördünüz mü? İşte modern müstemlekeciliğin pençesinde nasıl acı acı inlediğimizi bu iki tane rakam göstermeye kabil. Hele bu 17 trilyon Türk lirası bize hangi şartlarda ödetiliyor? Bir de ülkenin iç yüzü hali dikkate alınacak olursa üzerimizde ne kadar acımasız bir müstemlekecilik tatbik ettiği çok daha da açık görülür. İşte köylüsü, esnafı, işçisi, memuru, emeklisi, tüccarı, sanayisi. Hepsi inim inim iniyor. Millet sokaklara dökülmüş, aç. Bu aç halimize rağmen hala biz ezileceğiz ve ille dış güçlere bu paralar ödenecek. İşte bu modern müstemlekecilik bizi eziyor ve hakikatleri apaçık gösteriyor. Böyle bir modern müstemlekeciliği demokrasiyle, hakiki bir demokrasiyle yürütmek mümkün değildir. Onun için dış güçler bu ülkede hem demokrasi varmış gibi gözüksün hem de kendi istedikleri rahatça yürütülsün istiyorlar. Güdümlü demokrasi, demokrasi değildir. Göstermelik bir tatbikat vardır ve bunlar da dış güçler tarafından tanzim edilmektedir. Bu faktörü bilmezsek, bu millet kendi kendine bunları beceremiyor diye düşünürsek hem millete buhtan etmiş oluruz hem de hata etmiş oluruz. Böyle bir sömürüyü, modern müstemlekeciliği yürütebilmek için Türkiye'nin bugün gibi olması gerekiyor. Millet bu acılardan nasıl ızdırap çektiğini 26 Mart'ta gösterdi. %80'lik kahir bir ekseriyetiyle yeter artık. Bırak git dedi. E ne oluyor? Hani demokrasi nerede? Demokrasi işlemiyor Türkiye'de. Çünkü dış güçler böyle istiyorlar. Sömüre devam etsin istiyorlar. Dış güçlere figüran olunduğu müddetçe de bu meselelerin çözümünü elde etmek mümkün değildir. Bu sebepten dolayıdır ki Türkiye'de gerçekte bugün halen demokrasi değil. Bunun bir tek adı vardır. Hile rejimi adı altında bir rejim yürütülmektedir. Milletin isterse %80'i istemiyoruz desin. Gene de o istemiyoruz dedikleri aldıkları %20 oya mukabil parlamentonun 2/3'ünü işgal ediyorlar. Ve yüzlü yüzlü icraatlarına, zamlarına devam ediyor. İşte gerçek budur. İşte halletmemiz lazım gelen temel mesele budur. Bundan dolayıdır ki Türkiye'de insan haklarına saygı, demokrasi istiyorsak yapmaya mecbur olduğumuz iş dış güçlere karşı bu modern müstemlekeciliği ortadan kaldırmaktır. Yani tek kelimeyle yeni bir milli istiklal savaşına ihtiyacımız vardır. Kültürel, manevi, iktisadi, topyekun yeni bir istiklal savaşı yapmadan ne demokrasiye ulaşabiliriz, ne insan haklarına ulaşabiliriz. Gördüğümüz gerçekler odur ki asker elbisesi giymiş emperyalistleri denize dökmek yetmiyor. Geçen seferki İstiklal Harbi kafi gelmemiştir. Ya ne olacak? Hakikaten bağımsız olacağız. Milleti bu tasallutlardan, bu güdümlerden kurtaracağız. Asıl yapılması lazım gelen budur. Bu yapılmadıktan sonra
şeklen anayasaya şunu yazmışız, bunu yapmışız, seçimle geleceğiz de şöyle diyeceğiz, böyle diyeceğiz, bunlar eğer bu öz değişmez ise dış güçlere figüranlık yapmaktan başka hiçbir mana taşımaz, kendimizi aldatmayalım. İşte Türkiye bugün böyle bir savaşı yapmak mecburiyetinde bulunduğu içindir ki bizler milli görüş adı altında bu savaşı yapmaya çalışıyoruz. Bizim manamız budur. Biz bu milletin ihtiyacı olan bu istiklal savaşını yapmaya çalışıyoruz. Bunun bir işareti saydığımız için takdirle karşıladık ve onun için buraya büyük bir ilgiyle koşarak geldik. Bugün burada hakikaten bu hususta önemli adımların atılmasını temenni ediyoruz samimi olun. Bu adımları nasıl atacağız? Geliniz biraz evvel işaret edildiği gibi bu milletin aydınları olarak bazı temel meselelerde ittifak edelim. Oyunun kurallarında hep beraber anlaşalım. O kurala aykırı bir hareket olursa bu hareketi hep beraber ayağa kalkarak reddedelim. Ki bu kurallar sayesinde bu memlekette kıymetli mefhumlar fiilen yürür olsun. Bu kuralların başında ne gelecek? Önce hakkı üstün tutacağız hepimiz. Kuvveti değil, hakkı üstün tutacağız. Yani hukuk devleti mefhumu. Herkes hem hakkı üstün tutacak hem de herkes kurallara riayet edecek. Bugünkü gibi değil. Bugün kendini kuvvetli hisseden hem hakkı üstün tutmuyor, başkalarını eziyor, hem de her türlü kural dışı hareketi kendisine çok tabii sanıyor. Millet git demiş, gitmem diyor. Bunlar hakkında bütün milletin ayağa kalkması lazım. Nasıl batıda böyle bir şey olabilir mi? Bizi bu şekilde sindirmişler. Milletin ayağa kalkmamasının kabahati, tekrar ediyorum, kendinde değil, dış güçlerin kurduğu baskı rejimindedir. Ondan sonra birinci adım hakkı üstün tutmaktır. Hukuk devleti mefhumu her şeyin önünde gelir. İkinci önemli bir adım insan haklarına saygı. İnsan hakları da ikinci bir adımdır. Demokrasiden de önce gelir. Ondan sonra üçüncü bir adım söz konusudur. O da nasıl karar vereceğiz, nasıl yürüteceğiz? Bu da demokrasiyle olsun denmiş anayasada. Ne demek bu demokrasi? Demokrasi demek önce milletin arzusuna razı olmak demek. Başka türlü demokrasi olmaz. İyi ama efendim millete bu hakkı verirsek, ya millet şöyle şöyle yaparsa. Bu adamın daha aklı gelişmemiş, akıl bali olmamış böyle. Hem demokrasi diyeceksin, hem de ya millet şöyle şöyle yaparsa. Sen kendini inkar ediyorsun, kime aldatıyorsun ya? Demokrasinin başı önce millete güvenin. Bak biz güveniyoruz. Varsa güvenen erkek çıksın ortaya. Ve baştan başlayalım, biz bu işin yutturmacasına razı değiliz ha? Sen bir anayasa yapıyorsan ben de bir anayasa yapacağım. Hadi bakalım, millet hangisini istiyor göreceğiz. Kime yutturuyorsunuz bu oyunları ya? Kime yutturuyorsunuz? Ne zannediyorsunuz siz? Demokrasi devrinin şartı var. Çünkü güdümlü demokrasi demokrasi değil. Bunu istiyor musun, istemiyor musun? İstemezsen şöyle olacak, böyle olacak. Bu nasıl demokrasi ya? Millet istedi. Ne istedi millet? Milletin ne istediğinin tespitinin kuralı var. Herkes çocuk değil ya. O kime yutturuyorsun? Belki benimkini istiyor millet. Bırak bir de ben sorayım bakayım. Erkeksen. Erkeksen. ...60 milyonu çocuk yerine koyuyorlar ya. Yani anayasaya şimdi bu düzen böyle yürüyecek öyle mi? Şurasını rötuş yapacaksın, burasını rötuş yap. Bu neyi değiştirir? Bu işin özünü isteyen erkekler çıksın orta yere, yutturmacasını de. Onlar da erkek. Milletin istediği
istediğine razı olacağız. Madde bir, demokrasinin temeli bu. Ama milletin ne istediğini yutturmaca yoluyla değil. Ya gerçekçi, samimi olarak ortaya koyacağız. Bunu ortaya koymayı engellemek, daha baştan demokrasiye inanmamak, dürüst olmamak, aldatmak, sahtekarlık yapmak demektir. Demokrasi karakter ister. Öbür taraftan milletin istediği budur, çıkacak, icraat ona göre yapılacak. Ama herkesin insan hakları mahfuz olacak. Çünkü insan hakları demokrasiden öncedir. Bu insan hakları nedir? Efendim fikir hür olsun. Bu yetmez. Bak çok sevdiğim Said İnanlı'ya hürmetlerimi arz ederek bir noktada işaret etmek istiyorum. Demin ne buyurdular? Düşünce hür olacak ama örgütlenmeyecek. Öyle yağma yok. Öyle yağma yok. Öyle yağma yok. O ne o? Siz kümeste tavuk istiyorsunuz. Otur, düşün. Sırası gelince kafanı kesin. Demokrasi buna müsaade etmez. Ya! Buraya erkekçe konuşmaya geldi. Biz yıllardır bunun hasretini çekiyoruz. Erkek olan çıksın buraya. Bak açıkça ifade ediyorum. İfade ettiğim de kendi icadım değil, bilinen bir gerçeği teyit ediyorum. İnanç ve fikir hürriyeti dört unsur olmadan olamaz. Bir, ifade hürriyeti. Ben böyle inanıyorum. Herkes inandığını söyleyecek. İkincisi, yayma hürriyeti. Herkes her türlü vasıtayla inancını yayacak. Üçüncüsü, aynı şekilde inanan insanlar beraberce örgüt kuracak. Bu inanç hürriyetinin en tabiatı. Dördüncüsü de öğretme, tedris hürriyeti. Ben inancımı gönlüyle gelmiş insanlara öğreteceğim. Herkes öğretecek. Bunlar en tabii insan haklarıdır. Bu dört unsuru olmadan inanç ve fikir hürriyetinden bahsetmek mümkün değildir. İnanç ve fikir hürriyeti bu dört unsurdan her biri olmazsa olmaz kabul edilecek bir hürriyettir. Peki neyi yasaklayacağız? Herkes yasak koymaya o kadar alışmış ki onu belirtmeden geçersem eksik kalır. Şiddeti yasaklayacağız. Ben sana benim inandığımı sen de kabul edeceksen dersem, seni istemediğin halde zorla getirip kendi inancımın tedrisatına tabi tutarsam işte bu yasak olacak. Şiddet kullanılmayacak. Şiddeti. Mecbur izin dersi olacak mı? Efendim? Mecbur izin dersi olacak mı? Evet, müsaade ederseniz ben konuşmamı tamamlayayım. Biraz önce söylediğim sözde zannediyorum sorunuzun cevabı var. Bak ne diyorum? Bir insanı zorla kendi inancınızı tedris ettiremezsiniz. Ama kendi inancını tedris edecek olan insana da mani olamazsınız. Temel esas budur. Hodri meydan. Buyurun bakalım. Erkekçe gelin. Dünyaca kabul edilmiş bu standartlara uyarak şu ülkeye dış güçlerin güdümünün dışına çıkıp ilk defa hürriyeti, insan hakkını, demokrasiyi getirelim. Hiç değilse bunu isteyelim. Bunlar olmadan demokrasiden söz edilemez. İnsan haklarından söz edilemez. Hakkın üstün tutuşundan söz edilemez. Biraz önce işaret ettiler. Önce temel kaidelerde birlik ve beraberlik içerisinde olmalıdır. Bu milletin aydınları, bu yeni istiklal savaşı ancak böyle yapılıp böyle başarıya uzaklaştırılabilir. Şimdi kısaca bunları arz ettikten sonra huzurlarınızda muhterem tertip heyetine dönüyorum ve soruyorum. Bu toplantıda niçin MÇP yok, neden İDP yok? DSP'yi izah ettiniz, çağırtık gelmedi dediniz. Ama değerleri neden yok? Efendim, gazetelerde okuduğumuza inanmak istemiyorum. Bunlardan birisini biz parti saymıyoruz. Öbürünü de faşist sayıyoruz. Ama bu sizin kararınız. Hani demokraside biz kendimiz ayrım yapmayacaktık da bu ayrımı millet yapacaktı. Bu sebepten dolayı fikir hürriyeti dediğimiz zaman, o zaman herkes birbirini itham ettiği takdirde hiçbir şey yapamaz. Fikir hür olacak. Kimse kimseyi önceden itham etmeyecek. Bu matematiktir. Matematik muhakeme kabiliyeti ister. Demokrasi muhakeme kabiliyeti olmayacak insanların yürüteceği bir düzen değildir. Önce mantık lazım. Öbür taraftan
bir ikinci noktaya da temas etmek istiyorum. Muhterem tertip heyeti üyelerinden birisinin basında okuduğumuza göre şöyle diyesiymiş. Efendim 141-142 kalksınmış da 163 kalkmasınmış. Böyle demokrasi olmaz. Böyle mantık olmaz. Eğer bu şekilde düşünen arkadaşlarımız varsa gerek tertip heyeti içinde gerek bu salonda lütfen kendilerini tasfiye etsinler. Böyle yola çıkılmaz. Ya ne olacak? Fikir hürriyeti ise herkese verilecek. Aksi takdirde siz eğer şunun fikir hürriyeti olursa şöyle olur, bunun fikir hürriyeti olursa böyle olur diyerek kısıtlama kalktınız mı ortada hiçbir şey kalmaz. Fikir hür olacak. Herkes söyleyecek. Herkes erkekçe çıkacak meydana. Eğer siz aksine hareket ederseniz şu fikirler serbest olsun dediğiniz fikirler var ya, o fikirlerin yasaklanması için ben size 100 misli fazla gerekçe gösteririm. 100 misli. Varsa bir erkek çıksın, şu fikir serbest olsun. Onun yasaklanması daha öncelikle lazım gelir. Sen sömürüye yarayacak her türlü fikri serbest bırakacaksın. Milletin kendisini kurtarmasını sömürüye önleyecek fikirlere müsaade etmeyeceksin. İşte bunun için eziliyoruz, bunun için ıstırap çekiyoruz. Bu sebepten dolayı çizgi şu fikir bu fikir değil. Çizgi fikir ve şiddet çizgisidir. Bu çizgiyi kabul etmeliyiz, buna uymalıyız. Şiddet hududuna geçti mi, bitti. O zaman o fikir hürriyetinin dışına taşmak demektir. Yoksa şu fikir şöyledir, bu fikir böyledir derseniz hiçbir adım atamazsınız ve bu şekilde de yola çıkamazsınız. Bunları arz ettikten sonra şimdi geliyorum çok önemli bir noktaya. Programı inceledim. Çok kıymetli memleket evlatlarının bugün öğleden sonra ve yarın çok kıymetli tebliğler sunacaklarına inanıyorum. Kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum. O münakaşalarında fevkalade fayda olacağına inanıyorum. Ancak bunları konuşacağınızda ne olacak? Efendim konuşuldu, 2 satır yazı yazılacak. Zulüm gene devam edecek. Gelin bu işi lafta bırakmayalım. Ne yapacağız? Bak ben bir teklifte bulunuyorum. Diyorum ki, geliniz şu ülkede ey aydınlar hep beraber bir demokrasi divanı kuralım. Basın haysiyet divanı gibi, lahi adalet divanı gibi. Şuraya davet ettiğiniz kuruluşlar hepsi bir tane temsilci versin bu divana. Herkes bu divanaya Türkiye'deki faaliyetleri gelip şikayet etmek hakkına sahip olsun. Bu divan bunları incelesin ve efkarını açıklasın. Olaylar ve bu olaylar hakkında bunların demokrasi, insan hakları bakımından durumu nedir? Bir demokrasi divanı kuralım. Bak ben istiyorum ki bu iş sahiden yapılsın ha. Lafını değil, kendisini istiyorum. Onun için de diyorum ki gelin bu adımı atalım. Her bunu isteyen insan bir tane temsilci versin. Oturulsun müracaatlar incelenecek. Ne bakımdan müracaatlar incelenecek? 3 bakımdan. 1- Dürüstlük ve samimiyet. Önce şu kuruluş, şu kanun, şu faaliyet bu söylediğimiz insan hakları ve demokrasi açısından samimi midir, dürüst müdür? Bu davranış dürüst değildir diye bir şikayet olduğu zaman incelensin. Evet, bizim bu divanımızda kanaat getirdi ki bu demokrasi açısından dürüst bir davranış değildir. Desin efkarını ilan etsin, bu kadar. Bunun dahi çok yararlı olacağına inanıyorum. Çünkü bu memlekette esas olan başta samimiyet. Milletin arzusunu istemeyen, ben böyle göstereyim ama milleti gene kendi istediğim istikamete sürükleyeyim diyen insanlar dürüst davranmıyorlar. O insanlardan demokrasi beklemek mümkün değil. Herkes de kendisini bu açıdan kontrol etmeli. Arkadaş, demokrasi lafını ağzına alman için önce senin milletin istediğine razı olman lazım. Bunu istemediği halde aldatmacaya kaçan insanlar dürüstlük bakımından incelensin bir. İkincisi, eşitlik, adalet ve demokrasi kurallarına, temel ölçülerine uygunluk. Şimdi şu seçim kanunu getirilsin, verilsin bu divana. Bir incelensin bakalım. Bunun demokrasiyle ne alakası var? Seçime gidiliyor. Partinin biri 4 defa 10 dakika konuşuyor. Biri 3 defa, biri 2 defa. Alacalandırmak için ne lazımsa yapılmış. 2 tanesi hiç koyuyor. Bunun adı demokrasi. Bunun adı sadece tiyatro olur, bunun adı sadece hile rejim olur. Üçüncüsü de hakkı üstün tutmak. Hakkı üstün tutmak duygusu ve gayreti. İşte bu gayret hepimize lazım. Başkasının da hakkının korunması için bu gayreti göstermemiz lazım. Bu sebepten dolayıdır ki
bunları eğer bizim efkar olmayemiz sahip çıkar ise, o zaman kimse aksine hareket etmek imkan ve fırsatını bulamaz. Bundan dolayıdır ki ülkemiz için temennim şudur. Bu kurultayda bu veya buna benzer ben bir teklif yapıyorum. Adımlar atılsın istiyorum fiilen. Demokrasinin, insan haklarının bu memlekette yürürlüğünü temin etmek için. Bunlar efkar olmaya hazırlar. Netice nasıl alınacak? Netice elbette hemen bir erken seçim yapılmazsa. Ama onun için önce adil bir seçim kanunu yapılması lazım. İşe oradan başlamak lazım. Gene aldatmacayla gidilirse sonu da aldatmaca çıkar. Ve buraya gelen muhterem parti başkanlarından da huzurlarınızda rica ediyorum. Niçin bir yeni seçim kanunu siz hazırlayıp parlamentoya teklif etmiyorsunuz? Sizi ben demokraside hakkı üstün tutma duyarlılığı bakımından yeterli görmüyorum. Kusura bakmayın. Alın elinize inisiyatifi, yürüyün, bırakmayın şu adama. Sonra ne olacak? Eylül veya Ekim'de mutlaka bir seçim yapılması lazım. Niçin? Adil bir seçimle yeni bir meclis teşekkül etsin ve işe başlasın. Önce anayasayı alsın yukarıdan aşağıya kadar. Hakikaten demokrasinin aleyhine hareket edilmeyecek tedbirleri koysun, bütün maddeleri değiştirsin. Bunun tatbik edilmesinin çarelerini koysun, kanunları düzeltsin ve böylece Türkiye'de beklediğimiz, özlediğimiz ortama bir an evvel kavuşalım. Diğer bir ifadeyle geliniz, İstiklal Savaşımızı kültürel, iktisadi ve manevi istiklal savaşımızı hep beraber yapalım. Tekrar Sayın Başkan'a, delegelere teşekkür ediyorum. Ramazanınız mübarek olsun.